Sayın Karamallıoğlu'na, Sayın Genel Başkan'a öncelikle teşekkürlerimi ilettim ve desteklerinin devamını istedim. 1 Temmuz'da yapılacak olan ilk duruşmamıza kendisini davet ettim. Biraz da sohbet ettik ve ayrıldık. Dünkü Cumhurbaşkanı ile görüşmenize ilişkin konuşmanı geçtiğiniz ya kısa bir sohbet oldu. Konuştuk. Kamuoyuyla da paylaştığım şeylerden ona da bahsettim. Onun dışında farklı bir şey olmadı. Efendim? Sayın Ateş, biraz önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir açıklama yaptı. Evet. Bu dava üzerinden MHP'yi delilsiz, belgesiz, ispatsız, dayanaksız hedef alıyorlar. Evet. Dava partimize zarar vermek, aleyhimize algı oluşturmak için kullanılmaktadır. Evet. Cinayet davasının iddianamesi de hiçbir MHP'linin adı geçmemektedir gibi bir açıklama yaptı. Ne demek istiyorsunuz? Yani kuru laf kalabalığı diyorum. Dosyayı açıp okumadıysa mahkemeye gelsin. Kimin adı var, kimin adı yok orada görürüz. Evet, böyle bir çağrınız da olacak mı? Bütün siyasi partileri geziyorsunuz. MHP'de bir yok, çağrınız MHP, var mı? Yok, hayır kesinlikle. Yani nasıl? Görecekler ya. Zaten her şeyi görecekler. Ben onları dinlemeyi, onları dikkate almayı zaten uzun zaman önce bırakmıştım da. Şimdi arkadaşlar takip ediyorlar. Zaman zaman bilgi veriyorlar gerekli durumlarda. Çok dikkate almıyorum kendilerini. Efendim siz bir şeyler söylediniz. Teşekkür ederiz. Aileyi dinledik. Sayın Genel Başkanımız da konunun hassasiyeti ise bile takipçisi olacağını söyledi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.